Dün sizinle konuştuğumuzda Çin takımının aslında burada sizin çok fazla büyük bir hedef olmadığını, evet, yenebileceği takımları yenmesinin onun için yeterli olduğunu söylediniz ama dün gösterilen mücadele, son anda kaybedilen bir maç, bugün Fildiş karşısında çok iyi bir galibiyet. Acaba bu dakikadan sonra Çin, Porto Rico veya Rusya'yı yenip daha yukarıya düşünecek noktalara geldi mi? Vallahi önce söylediğimin yanlış anlaşılmasını istemem. Evet, biz Türkiye ve Yunanistan kadar yetenekli ve atlet bir takım olmayabiliriz. Kadrosu derin ve tecrübeli bir takım olmayabiliriz. Fakat biz çıktığımız her maçı kazanmak için oynayıp her maçın analizini, her maçın planını kazanmak üzere yapıyoruz. Dün denedik, beceremedik. Fena oynamadık. Ama dün tatmin olmadık. Tatmin olsaydık bugün kazanamazdık. Fildiş sahilleri çok mücadeleci bir takım. Sonuna kadar maçı bırakmayan bir takım. Çok saygı görüyorlar bence bu özellikleriyle basketbol kamuoyundan. Fildiş'i maçını almamız bizim daha hedefimizi yakaladığımız ve daha yukarıda bir hedefe bakacağımız anlamına gelmiyor bizim için. Şimdi dün Rusya Porto Rico'yu yendi. Dolayısıyla bizim Porto Rico maçını kazanmamız lazım. Ondan sonra ancak bir basamak daha yukarıya gidebilir miyiz? Onun planını ancak o zaman yapabiliriz. Aynen bu noktaya gelir, bu noktada tekrar konuşuruz onu. Yani ben şunun için... Bir tane daha kazanmamız lazım. Çünkü hani siz hani tabiri caizse dün Çin'in çıtasının belli olduğunu, evet, hani evet, bu çıtanın altında da kalırsa Çin çok fazla evet, problem olmayacağını bu, ifade ettiniz. Bizim kadromuzun amacı 2012 olimpiyatlarında başarılı olacak bir kadro kurmak. Yani ben o yüzden de bugün galibiyetten sonra acaba Çin'in çıtası yukarıya çıktı mı? Yok, biz hayali hedefler koymuyoruz. Hayali hayal kırıklıkları da yaşamıyoruz. Hala aynı hedefi koruyoruz. İstanbul'a gidebilirsek ondan sonra yeni bir hedef konuşabiliriz. İstanbul'a gitmeden bence ne konuşsak boş.